Hepinize merhaba gençler, ben Lansper. Bugün sizler gençler, yepyeni bir karşısındayım gençler. Bugün arkadaşlar Cookings Network'teyiz. Ve Cookings Network arkadaşlar 1.17.1.18 çok güzel bir MX Skyblock sunucusu arkadaşlar. Şimdi size kısadan burayı tanıtacağım. Şimdi kısadan tanıtıma geçiyorum ama öncelikle video like atıp kanalıma abone olup Minecraft'ınızı açıp sunucunun IP'sini yazarak sunucuya gelmeyi unutmayın. Çünkü bu sunucuya bu videoda bayılacaksınız ve oynamadan duramayacaksınız. Şimdi şöyle F5'ten çıktım. Sunucuya girdiğinizde çakma lobide başlıyorsunuz arkadaşlar. Registrenizi yaptıktan sonra burada doğuyorsunuz. Şimdi ben oyunumun sesini biraz açacağım ki blok seslerini falan da duyalım. Tamam, açtım. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar event sistemleri gözüküyor. Sol tarafta da sistemler. Mesela geldim. Ne diyor? Uzay madeninin diyor. Warp aranında bulunur diyor. 3 farklı madeni uzaydan dünyamıza yollar ve bu madenlerle epik aletler ve zırhlar yapabilirsiniz diyor. Otomatik piston farmı diyor. Piston kızıltaş olmadan çalışır diyor. Çalışır diyor. Karpuz, bal kabağı, bambu, şeker kamışı, bambu, su yosunu gibi itemleri kızıltaş sistemi olmadan kırabiliyormuş. Yani onları kırmasını destekliyormuş. Ölüm ve yaşam taşı şu anda bende görmüş olduğunuz gecenin gözünün asası, gök tırpanı olsun, kemik kıran olsun, mahvolmuş kralın kılıcı olsun. Bu LoL'de yok muydu ya? Böyle bu tarz şeyler olsun arkadaşlar. Bu tarz itemleri, bu tarz ölüm ve yaşam taşlarını kırarak elde ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor zaten. Dur, daha bitmedi ki orası. Slot makineleri diyor. Warp kasinodan onlara bakabiliyormuşuz. Değiş kanka. Bitti mi? Bu kadar mıydı sistemler? Tamam, eventlere bakalım. Eventler diyor. Ejderha etkinliği diyor. Ejderha etkinliği yakındaymış, onu geçelim. Boss sistemi yakındaymış. Klasik boss sistemi. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da geçtim. Zindan sistemi. Zindan sistemi de yakındaymış. Başka da bir şey yok galiba arkadaşlar. Bu bitti. Şimdi geldim. Önce sol taraftan başlıyorum. Biraz önce bahsedildiği gibi arkadaşlar envanteriniz doluyken ödül gelmez diyor. Burada bir de ölüm taşı var. Bu taşı kırarak arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu an ne diyor? 94 diyor. Bunu bir tane kırdığımda kırıl artık. Kırılsana kanka. Kırmayacağım. Bana ne? Kırmayacağım. Ama benim Minecraft'ım sesi niye böyle oldu? Tamam. Burada ada seviye sıralaması var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi NPC'ler el falan sallıyor arada bir. Bir şeyler yapıyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Şurada mesela madalyalar var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada sunucunun kendine ait tekstür peki bulunmakta arkadaşlar ve bu çok güzel bir şey. Çok bayıldım yani. Hani nasıl diyeyim? 1.17'de bir sunucuda oynayacak olsam burada oynardım. Zaten oynuyorum da, çaktırmayalım. Şimdi ada oluşturuyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Adamız oluşuyor arkadaşlar. Burada ada panel var. Ada panele bakacağız. Ada paneline geleceğim. O yüzden ada paneli şu an geçiyorum. Menü sistemi var. Menüde marketler, dönüştürücü, uçma izni var arkadaşlar. Slash uçuş yazarak hakkınız varsa uçabilirsiniz diyor. Uçuş zaman, görünüm, gönder gibi şeyler. Uçuş hakkınızı başkasına gönderebiliyormuşuz mesela. O tarz şeyleri ayarlayabiliyoruz. Etkinlikler, ışınlanma noktaları, ayarlar, sistemler, yaşam ve ölüm, uzay taşları, madalyalar, ödül, kitler, görevler, rütbeler, sanal sandık, ihale ve burada sosyal medya hesapları. En ortada da ada ayarları var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sistemlerin hepsine teker teker geleceğim. Ama önce size bir spawn'ı gezdirmek istiyorum. O yüzden. Hani buradan bir bahsetmek istiyorum. Işınlanma bölgeleri diyor. Pasif moblar ve diğer ışınlanma bölgeleri buraları göstereceğim. İhale sistemi var. O şu an aktif değilmiş. Dönüştürücü var. Buradan arkadaşlar 1000 dinarı mesela neye çevirebiliyormuşuz? Çeke çevirebiliyormuşuz. Buradan XP'mizi bir şey çevirebiliyoruz. Bilgilendirme bütün dinarları çeke yazdır diyor. Bütün XP'leri de sakla diyor arkadaşlar. Saklama sistemiymiş. Onun dışında spawn'da göstereceğim bir şey var mı? Bakıyorum şöyle ufaktan. Yok gibi. Hemen menülerden başlayalım gezmeye. Marketler menüsüne girdiğimizde sunucunun marketi, balık marketi ve minyon marketi karşılıyor bizi. Sunucunun marketine bakalım. Madenler, bloklar, dönüştürücü, yumurtalar, tarım, diğer mob eşyaları ve renkler olmak üzere bizi toplamda 2, 4, 6, 8 menü karşılıyor arkadaşlar. Şöyle hemen mesela renkleri girdim. Renklerde böyle
Sağa sola gidebiliyorum tabii bu tek menü. Buradan çıkıyorum. Madenler dedim. Madenler de tek menü. Buradan maden alım satımlarına bakabiliyorsunuz. Spawnerlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Spawner fiyatları oyun içerisindeki. Yumurtalar. Görmüş olduğunuz gibi. Tarım itemleri. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan hepsinin fiyatına bakabiliyorsunuz. Alımını satımını yapabiliyorsunuz. Dönüştüreceğiz. Zaten baktık. Uçuş izine mesela villager happy diyor. Bu town area. Bu efekt olarak mı acaba? Deneyelim. Fly diyeyim. Özür dilerim. Uçuş. Bu bölgede uçuş çevresi diyor. Bunu spam adamda bakacağım. Kendi adamda. Burada etkinlikler var. Bu etkinliklere biraz önce bakmıştık. Pinyata etkinliği var arkadaşlar. Spawn'da pinyata geliyormuş. Banka soygunu varmış. Mesela banka soygunu neymiş? Ona hemen bakalım. Kasinoya girersin diyor. Yani kasinoya giriyoruz. Oradaki altınları toplarsın. Zaman gelince polisler gelir. Patlatılan duvardan kaçıp parkuru yapıp kaçarsın diyor. Polise yakalanırsanız dinarlarınızın yarısı alınıyormuş. Atlayarak hazineye ulaşıp toplarsınız diyor. Şu anda sonlandırılmış. Yakında başlarsa bakarız. Balıkçı etkinliği diyor ve envoy etkinliği diyor. Bakacağız bunlara. Envanter eventi, klasik, ejderha eventi, zindan ve boss olmak üzere diğer etkinlikleri de sunucunun bulunmaktaymış arkadaşlar. Onun dışında... tamam, bir saniye bir bildirim geldi de kusura bakmayın. Işınlanma noktalarına bakacağım. Ayarlara geldim. Skor tablosunu görmüş olduğunuz gibi açıp kapatabiliyorum. Özel mesaj yani DM'imi açıp kapatabiliyorum. Etiketlenmemi yani chatte beni etiketleyip etiketlemeyeceklerini ayarlayabiliyorum. Envoy bildirimini açıp kapatabiliyorum. Işınlanma istekleri yani TP'ler, ödemeler ve üst yazı yani görmüş olduğunuz gibi üstteki bar yazısını açıp kapatabiliyoruz. Soygun eventi 23.35'te olacakmış. Soygun eventine de katılırız arkadaşlar. Sistemler diyor. Ben sistemler yerine 3 tane sonra ışınlayacak. Yani buraya baktık zaten. O yüzden menülere tekrar dönmek istiyorum. Bu arada buraları komutlarla da erişebiliyorsunuz yani menüler kısmına. Ama ben buradan NPC'den yapmak istiyorum. Yaşam bölüm var. Yapmak istiyorum. Her videoda Türkçe'yi katlediyorum ya. Yaşam bölüm görmüş olduğunuz gibi şurada arkadaşlar. Onun dışında burada ne? Madalyalar bulunmakta. Var balıkçıdan bakabiliyormuşuz. Kitler bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi her rütbenin kendine ait kitleri bulunmakta arkadaşlar. Ve kitleri de neler bulunduğu bulunmakta. VIP kitleri var burada arkadaşlar. Mesela ben YouTuber kitini alalım. Bir haftada bir alabiliyormuşum. YouTuber kişi bana... Kişi... Konuşamıyorum ya. YouTuber kiti bana P2 veriyor arkadaşlar. Ve keskinlik 1 ve kırılmazlık 2 olmak üzere. Yani konuşamadım. Keskinlik 2 bir kılıç ve verimlilik 2 itemlar veriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ufak bir araya giriyorum. Hemen video devam edecek. Korkmayın. Şimdi sunucunun 6 adet VIP'si ve 1 adet sponsor rankı bulunmakta arkadaşlar. Şimdi size bunları göstereceğim. Konuşamadım. Şimdi size bunları göstereceğim. Ve sonra videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi sunucuda VIP, VIP Plus, MVIP, MVIP Plus ve KVIP, KVIP Plus bulunmakta. Ve 1 adet de sponsor. Şimdi... Bunların ne özellikleri var ve ne işe yarıyorlar? Bunlardan ufakça bahsedeceğim size. Şimdi normal VIP'de arkadaşlar, kusura bakmayın. Normal VIP'de soygunda VIP dinar artışı kazanıyormuşuz. Ödül, VIP kit veriyormuş. Klasik olarak VIP'e özel adı oluşturabiliyormuşuz. Pinyata darbelerinde 2x ödül alıyormuşuz. Pinyataya son vuruş atarsak 2x ödül. Minyon koyma sayımız 8 oluyormuş. İhaleye sınırsız satış yapabiliyormuşuz. VIP özel uçma geliyormuş. Onun dışında seviyeli fırın koymada 4 adet fırın koyabiliyormuşuz. Hediyeleri de 1 adet domuz spawner, uçma hakkı kasası, efsane kasa, envoy kasası, envoy başlatan fişek ve 2500 dinarmış arkadaşlar. VIP Plus'a da aynı şekil ve aynı sistemler, sadece farklı hediyeler. Her VIP'de bu da devam ediyor. Sponsor rank arkadaşlar 300 lira bildiğim kadarıyla. 45 günlük ve sponsor rankının yetkileri de baya fazla ve tok yani. O parayı verdiğinizde değiyor arkadaşlar. Normal VIP fiyatı ve diğer VIP'lerin fiyatını da siteden bakabilirsiniz. Sitenin IP adresi açıklama kısmında bulunmakta. Yani IP dediğim siteye giriş adresi açıklama kısmında bulunmakta. Zaten kurkinsneve.com yazarak da ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Şimdi videoya devam edelim. Yayıncılar için de bir kit bulunmakta ve rehberler için. Her şey için bir adet kit ayarlamışlar sponsor için bile. Menüye geri dönüyorum. Ödül var.
Mesela oyuncu ödülü diyor. Ben bunu aldım şu an. Ödül toplandı diyor. Ne verdi bana? Para mı verdi? Bir şey vermiştir illa. O zaman bir gün sonra tekrar alabiliyormuşum arkadaşlar. YouTuber yapmışlar mı? Yok, sponsor için var. YouTuber yapmamışlar. Sanal sandık diyor. Sanal sandığı aç diyelim. Mesela sanal sandığı şu anda YouTuber kitimi atayım. Şu an gerekmeyecek bana çünkü. Birinci sanal sandığıma kullanmış oldum. Bana bir sıra sanal sandıklara çıkmış. İhale sistemi var. Görmüş olduğunuz gibi ihale sistemim aktifmiş. Biraz önce NPC'den girememiştik. Onu hatırlatayım. Görmüş olduğunuz gibi ihale sistemiyle de itemlarınızı ihale pazarında satabiliyorsunuz. Onun dışında burada göstermediğim ada ayarları kaldı. Onun dışında warp balıkçı kaldı. Şimdi kasinoya nasıl gireceğim? Hop. Ne yapacakmışız? Gelince içeri girin, kapıdan atlayın. Gidiyoruz arkadaşlar hemen kasinoya. Ne diyor burada? 5 saniye diyor. Aa, buraya çekildik. Ne yapacağız? Kapıyı mı kıracağız? Aşağı atlayacakmışız. Atladık arkadaşlar aşağıya. Oha çok iyi. Topla arkadaş. Topla 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 topla. Arkadaşlar topluyoruz hızlı bir şekilde. Buraya gelen yok. Hemen burayı topluyorum abi. Tamam, bana bu kadar yeter. Hemen bir feed atalım. Feed etkim yok. Uh-oh. Bir yer patladı. Müzik mi geliyor arkadan? Abi yakalandım ya. Ama açtım ben. Aç olduğum için yakalandım. Ama ben açtım, koşamadım. Ya. Ya abi ya. Yakalandık. Şimdi ne oldu yakalanınca? Mutlaka kastığımız şeylerin parasını alamadık mı? Kastığımız şeylerin parasını alamadık galiba arkadaşlar. Hadi yarısını mı aldık? O tarz bir şey oldu. O kasinoda yazıyordu. Ona bakacağım. Bu ne? Ha, 5000 dinar vererek oynayabiliyormuşuz. Nasıl oynayacağım? Aha, 5000 dinarım gitti. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Kazandım mı? Kazandım. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Ama kaybettik. Hadi sen bana uğurlu geldin. Slot makinesinde 1x, 2x, 3x olmak üzere para kazanabiliyormuşuz arkadaşlar. Veya kaybedebiliyoruz. Tamam. 5K kazandık. Hadi sen uğurlu gel bebeğim. Tamam, güzel. Hadi bir daha. Aa, battık ya. Son bir tane oynuyorum arkadaşlar. Son. Bunda da battık abi ya. Dur. Şimdi. Arkadaşlar ne yapalım? Şu anda bir balıkçıya gidelim ben. Balıkçı sistemini çözemedim. Onu tam anlayamadım açıkçası. Hemen bir bakacağım oraya bir. Şimdi tekrar geldik balıkçıya. Gümüş madalya bize bir ara görev kasa anahtarı veriyormuş. Pinata doğuyormuş. Pinata'ya gidelim. Warp pinata diyor. Warp pinata. Pinata'ya gidelim abi. Pinata dediniz abi. Ben öyle bir warp yok. Warp pinata. Pinata. Abi öyle bir warp yok. Tamam, biz warp balıkçıyı sözelim abi. Biz şu an eventle ilgilenmeyelim. Tamam. Geldim abi warp balıkçıya 5. kez. Altın madalyaya efsane kasa, bronz madalyaya uçma kasa anahtarı veriyormuş. Gümüş madalya medinyum ha. Pinata. Vur abi pinataya. Vur abi. Nerede lan pinata? Hop, kaçma oğlum, kaçma.
Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pinyatayı ben öldürdüm. Ve ne verdi? Ejderha kafası 7 elmas ve 11 adet arkadaşlar demir külçesi verdi. Bakalım. Bir varlık silindi diyor. Ben kestim. Şöyle gülen yüzümüzü de atalım arkadaşlar hemen bir. Ne kazandın diyor. Ejder kafası, elmas, demir. Bu herkese mi verdi ya da vurma başına mı verdi onu bilmiyorum ama güzel ödüller. Elindeki asa zehirli vuruşunda. Ha. Öğrendiğim iyi oldu. Şimdi arkadaşlar videonun 1,5 saat olmasını istemiyorum. O yüzden warp balıkçıyı çözdüğümüzü düşünüyorum. Madalyalara göre item alıyoruz. O yüzden warp marketi de gördük. Bakalım warp kasalara gideceğiz şimdi arkadaşlar. Çünkü kasa anahtarlarımız var. Bir kasaları açalım. Efsanevi kasa diyor. Kasalarımız nerede? Kasalarımız burada. Şimdi bu güvenlik kasası. Bizde ne anahtarlar var? Uçma hakkı. Bizde hepsinden var aslında. Buraları, bura görevmiş. Açalım abi. On çimen kazandık arkadaşlar. Kurkins kasa diyor. Neredesin Kurkins kasa? Kurkins kasa burada arkadaşlar. Çok zengin ve güzel bir kasaya benziyor. Hemen açıyorum. Gök tırpanı çıktı. Bende de olan bir item bu. O zaman arkadaşlar, bende 2 adet gök tırpanı olduğuna göre bu videoyu izleyip sunucuya gelen ve benden geldiğini söyleyen, yani ben muhtemelen sunucuda oynayacağım çünkü beni görürsünüz. Bana gelip abi senden geldim yazan ilk kişiye bu gök baltasını vereceğim arkadaşlar. Gök tırpanı, özür dilerim, gök baltası değil. Bu neymiş? Kurgins bu. Neyimiz kaldı bizim? Efsane. Efsane var mı? Var. Açıyoruz. Evet, 2500 dinar çıktı arkadaşlar. Envanterinizdeki her kılıcın özel güçleri vardır. Bu her kılıcın özel güçleri varmış arkadaşlar. Bu bütün kılıçların özel güçlerine bakarız aslında ama satır faiz fiyatlara koymazsan demiş. Kurkins. Onu sen kendi fiyatını verir ve hale satabilirsin demiş. Tank uçma kısmı kaç lira? Ha, tamam. Günlük var arkadaşlar. Günlüğü açmayacağız. Sevgi var. Uçma hakkı var. Sevgi kasası açalım bir tane. Ondan sonra da kasaları bırakalım. Güzel, 300 dinar çıktı. Şimdi ben warp sistemine geri dönmek istiyorum. Warp arena var arkadaşlar. Arenadan bayağı bir bahsedilmişti şey kısmında. Dur bakalım. Şimdi uzay muzay bir şeyler diyordu arena hakkında. Onu merak ettim ben. Şimdi arenada neler var? Arenaya indik abi. Tamam. Bir selam aleyküm. Selam aleyküm abi. Zarar vermeye gelmediğim. Şimdi arenaya bir gelip içimden geçiyormuş değil mi? Ne üylerim. Şimdi arenaya geldik arkadaşlar. Burada ne var? Uzay madeni diyor. Hop, şey oluyordu. Kazmamız var abi, kıralım. Uzay madeninin gelmesine, ha, 493 dakikada bir geliyormuş uzay madeni. Bu ne? Taş sistemi. Gerçeklik taşı, ruh taşı, zihin taşı, zaman taşı ve uzay taşı ve güç taşı varmış arkadaşlar. Bu taşlar da muhtemel bir sisteme yarıyor. Menüde yazıyordu. Warp Arena, kullanmak için de Warp Astronot. Sağ tıklayarak tıklayabilirsin. Eldiven komutu. Eldiven diyorum. Kullandığımda arkadaşlar bana hepsinden sınırsız mı verdi? Oha. Sağ tıklayarak kullanabilirsin. Eldiven komutu çıkarabilirsin. Arkadaşlar çok iyi bir şey bu. Ve ben bunu her PvP'de kullanırım ki.
Arkadaşlar arenada karşıma çıkmayın. Kötü olur. Oha, mahvolmuş kralın kılıcı bir şey atıyor. Abi sunucu çok iyi. Evet arkadaşlar. Bir sunucuya daha aşık olmuş olacaktayım. Teşekkürler. Peki ölmem yok mu dediğim. Ama canım gitmedi. Oha. Oha. Uçtum mu ben biraz önce? Peki buraya uçmam yok mu? Oha çok iyi. Uç. Wow. Allah. Allah gidiyorum. Allah gidiyorum. Hop. Çut. Çat. Korkak arena burası. Korkakların da bir arenası varmış arkadaşlar. Biz genelde korkaklarla yürüşmüyoruz ama korkak arkadaşlarımız için de birer arena yapmışlar. Hemen şöyle bir atlayarak bakalım korkak arenamıza. Ben ölmezsem. Ölmedim. Burası da özel itemleri çıkarmak için slash eldiven diyor. Mesela ben slash eldiven yazdığımda, eldiven diyelim. Bu itemleri buradan çıkarabiliyorum. Gördüğünüz gibi itemler benden gitti. Tekrar slash eldiven yazıp itemleri geri takabiliyorum. Ve bu itemler arkadaşlar o gelen madeni kırarak alıyormuşsunuz. Yani o madeni almak bayağı uzun zamanınızı alacak. Yani nasıl diyeyim? Uzun sürede bir geliyor ama geldi mi de iyi geliyor arkadaşlar. Tavsiyem sunucuda iyi vakit geçirmeniz. Yani iyi dediğim vaktinizi kasılmaya harcayıp ondan sonra milletin içinden istediğiniz gibi geçebilirsiniz. Şimdi benim yarım kalbim kaldı. Birazdan öreceğim. Göreceğim gülümü de. Warp yazıyorum. Bu sefer kasinoya gidiyorum. Kasinoya biraz önce gittik zaten. Bir daha gidelim. Geldim. Kasino arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası. Burada kumar makinesi vardı biraz önce bir yerde. Burada mıydı o? Soygun eventi 6 gün, haftada bir yapılıyormuş soygun eventi. Burada kasino var. Görmüş olduğunuz gibi hemen bir makineyle daha oynayalım. O sayede ben havada uçayım. Battık arkadaşlar. Kumar kötüdür arkadaşlar. Kumar oynamayalım. Balıkçı alanına gitmiştik zaten. Hop, yama notalarına gidelim. Ha, yama notaları. Yama notları ne notası be? Arkadaşlar yemin ediyorum Türkçeyi katlediyoruz. Burada sıralama var. Ejderha etkinliği, boss alanı ve zindan varmış arkadaşlar. Buralara baktık. Şimdi bütün warplara da baktığımıza göre ben adaya gitmek istiyorum artık. Çünkü artık adada bir şeyler yapalım, anladınız mı arkadaşlar? Şimdi geldim adama. Adamı birazcık büyüteceğim. Allah Allah, uç 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 uç. Let's go. Tamam geldim. Uçuş diyorum. Uçuş, uçuşu açmışım. Tamam. Uçuş. Ama uçuşum kapanmış benim. Uçuş, uçuş. Menüde uçuşun komutları neydi arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Uçuş, zaman, uçuş, görünüm. Görünüm. Portal demişim. Ama benim flame açık ki abi. Abi heram. Portal demişim. Wither drop var. Bende efektler mi kapalı olabilir? Görünüm, animasyonlar, açık. Tekrar bir şey yapalım. Uç işte böyle arkadaşlar, ben çözemedim. Ha tamam, çözdük çözdük. Bakın arkamdan kalp çıkıyor. Tamam, uçarken ki arkamızdan çıkacak efektmiş bu arkadaşlar. Ben çözemedim arkadaşlar. Ben bayağı oldu oynamayalım. East Border. East Border'dan rengini değiştirebiliyorum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Sonra East Border'dan sınırı kapatabiliyorum. Ben sınırı kapalı seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sko yazarak adama da gidebiliyorum. Şimdi adaya geldim. Şöyle bir adamı dizeceğim ki size minları göstereceğim çünkü. Allah, ama ben şu eldivenleri artık çıkarayım arkadaşlar. Eldivenleri çıkarmak şart oldu. Eldiven. Şöyle bütün taşları bir çıkaralım. Taşsızız artık. Yerden taktık. Tüh. Çıkar. Taşları şöyle koyalım arkadaşlar. Güvenli bir yerde kalsınlar. Bizden sizlere diye bir not var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bayağı güzel bir şeyler yazıyor ama ben bunları okumayacağım. Klasik Minecraft oyuncusu. Hiçbir şey okuma, her şeyi yap. Ve buradan arkadaşlar alalım. Mesela burada oduncumuz var. Burada çiftçimiz var arkadaşlar. Burada besleyicimiz var. Çiftçi gel buraya. Burada besleyicimiz var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Burada balıkçımız var. Burada koleksiyoncumuz var. Burada madencimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsi arkadaşlar minion. Bunların hepsine sağ tıklayarak kendi menülerini açıp menülerinde ayar yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ben şimdi buradan çiftçiyi toplayacağım. He, oduncu. Oduncu burada işi yok. Oduncuya görmüş olduğunuz gibi hepsini ayarını çekebiliyorsunuz. Eğilip
Nasıl alıyorduk bunları? Düz tıkladığımızda da alabiliyoruz. Tıklıyorum kuzey tarafına veya taraflarını değiştirebiliyorum. İstatistiklerine bakabiliyorum. Yeniden adlandırabiliyorum. Sağlığına bakıp seviye yükseltip kapatabiliyorum. Peki ben şimdi bunların hepsini toplayacağım. Bunlar güzelce minyon sistemler arkadaşlar. Mesela ben oduncu değil de taşçı nerede? Mesela şöyle bir şey yapacağım. Gel buraya. Buz da ver bana. Boşver gel böyle. Heh. Koy bunu. Suyu koy. Lavı koy. Burayı kır. Ve madenci neredesin? Madenciyi koy. Şimdi arkadaşlar madenciye sağ tıklayıp sandığa bağla deyip bu sandığa bağladığımda madencinin her kırdığı bu sandığa gelmeye başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi madenci bunu kırdıkça bu kırdığı itemler sandığa geliyor. Yani madenci ve minion sistemi de böyle arkadaşlar. Yani kısaca minionlar da böyle güzel bir şekilde çalışıyor. Sunucu 1.17, 1.18 ve kendi özel tekstür piki bulunmakta. Bu çok iyi. Yani nasıl çok iyi? Şu an çoğu sunucu ilgisiz, alakasız sunucular. Yani paketleri güzel oluyor bazıların, bazılarının kötü. Ama paketi güzel olanların paketi güzel olan sunucular. Konuşamıyorum bugün ya. Allah Allah. Affedin arkadaşlar. Konuşamıyorum fazla ama. Paketi güzel olan sunucular genelde ilgili alakalı sunucular oluyor. Çünkü nasıl diyeyim? Adamlar paketleri için uğraşmış ve bu emeğe karşılık olarak online almak istiyorlar. Online almak için oyuncularına değer veriyorlar. Ve bence burası da oyuncularına değer veriyor. Bence güzel ve kaliteli bir sunucu. Şimdi göstermediğim bir şey var mı? Ada ayarları var. Hemen menüden ada ayarlarına bakacağız. Şimdi ada komutları, ada ban, ada seviye, ada yükseltme, biyom, sınır, kapat, dost, dostlar, sayaç, oluştur, warp, sil, yetki düşür, yık, kov, davet. Şimdi ben ada yükseltmeyi kullanacağım. Diyorum, mesela ben huni limitimi yükselttim. Son seviye oldu. Hasatımı da yükselttim. Param mı kalmadı lan? Ha kaldı. Mesela mobu yükseltemiyorum. Üye limitini yükseltebiliyorum. Ada sınırını mesela yükseltebiliyorum. Jeneratörümü yükseltebiliyorum arkadaşlar. Burada vagon limitini yükselteyim. Jeneratörüm zaten yükseldi. Huni sistemim zaten yükseldi. Mesela oduncu var. Mesela oduncumu... Nerede benim oduncu? Koleksiyoncu ne işe yarıyormuş? Min saatlikleri geliştirebilirsin. Senin boşta gördüğün eşyaları toplayacak. Koleksiyoncu bu işe mi yarıyor? Yani yerdeki itemleri mi topluyor? Hemen bir sandığa bağlayayım koleksiyoncuyu. 8 adet toprak attım yere. Koleksiyoncu bunu toplayacak mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar koleksiyoncu bunu topladı. Bir adet kova attım. Ve koleksiyoncu bunu topladı arkadaşlar. Yani koleksiyoncu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Minionları da marketler deyip Minion marketinden oyun içi parayla alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Bütün minionlar burada bulunmakta. Bir minion aldığınızda ama onun için besleyici minion da almanız gerekiyor ki minionınızı otomatik bir şekilde doyursun. Hop bir dakika şu çık buradan çık. Konuşamadım. Tamam. Şu ejderha kafasını da şuraya koyalım. Bu burada bir hatıra olarak kalsın. Evet arkadaşlar sunucu 1.17, 1.18 MX Skybox sunucusu. Ve ben burada oynayacağım. Benim muhtemel oyunu görürsünüz. Onun dışında sunucuda şu anda yetkili alımları aktif. Yani sunucuda rehber olmak istersin, VIP olmak... Yani VIP diyorum lan. Konuşamadım ya. Rehber olmak istersiniz, moderatör, admin alımı var mı bilmiyorum. Bu tarz yetkilere, asistan tarzı yetkililere yetkili alımı açık şu anda. Yani sunucuda yetkili olmak istiyorsanız yetkili olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin Discord adresi, site adresi, IP adresi her şey açıklama kısmında bulunmakta. Bu sunucudan daha çok video geleceğini düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Daha çok video da atacağımı düşünüyorum yani. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda paket nasıl? Sunucuyu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ondan da bahsederseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.